Ben rahatsız etmedim inşallah sizi bahçede şey yani yapıyordunuz. Yani biz de tam yeni başladı. Tam da. Siz de zamanı buldunuz. Tam da. Şeyler daha geçer. Niye ben utanıyorum ya? Çok özel. Yağız söyleniyor. Tam çayımızı aldık. Yani tam çayımızı İçersiniz aldık. İçersiniz ya siz çayınızı falan. 10 dakika daha geç geldi. Şey kızıyor. Şaka yapıyorum Burcu. Size de kızıyor artık. Yok yok. Şey dedi az önce. Yok takılıyor diye düşünüyorum. Ceren nasılsın? İyiyim. Böyle hafif minik minik tartışmalar falan oldu bir şeyler galiba konuşuyorsunuz. Tartışma derken anlaşmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Doğru mu? Anlaşamıyoruz. Ha. Kimse kimse. Sen Elzem Öykü'yle mi sıkıntı var? Ya da Öykü'yle Ceren ve Elzem arasında mı? Ne Öykü'yle ilgili bir sıkıntı var? Yani ben konuyu hiç buraya dile getirmemiştim. Efendim? Ben diyorum ki Öykü'yle bizim sıkıntımız var ama bunu hiç sabahtan beri dile getirmedim. Kimse de bunun farkında değildi. Elzem konusunu açtı Öykü'yle. Sonra bir konu bir anda dinlemiyordum bile bana döndü. Ben hiç anlamadım bile. Çok ne da var? Eskilere, Elzem eskilere gitti aslında ben birazcık dedim. Orada. İlk haftaya falan mı? İlk hafta evet bir tartışma. Evet evet o haftalara gitti. Benim de Elzem'le bir herhangi bir sıkıntım yok. Olamazdı zaten kendisine söyledim. Bende bir problemim var dedi. Onun üzerinden konuşuyorduk. Farklı kelimeler söylüyor. Yükselmek istemiyorum. Yükselmeyeceğim. Sakin kalacağım. Oyun oynayacağız. Yani, o şekilde aslında pek bir şey yok. Ben hiç anlamadım. Çünkü evet, ben siz bence siz de durumun farkındasınız. Bana döndü dedi ki ben ilk günden beri senden haz etmiyorum, senden hoşlanmıyorum. Benim bundan haberim yok. Keşke ilk günden beri belli etseydin. Ama sen bir soru sorduktan sonra durup dururken... Ben döndüm dedim ki 2-3 gündür söylüyorum zaten. Öykü problem mi var? Gel konuşalım istersen. Bir sıkıntı varsa çözelim. Hani kötü bir şey de değil. Hani çünkü biz bir problem yaşadık Öykü'yle. Evet. Yani bu problemin üstüne soğuduk. Evet. Bu problemin üstüne konuştuk. Yani Öykü benden yapmaması gerektiğini, yani yaptığı hareketin doğru olmadığını söyleyerek o bir özür diledi. Tamam dedim, okey dedim, sıkıntı yok dedim. Bu muhabbet de tartışma olduktan sonra da insan içinde hiç bu muhabbeti açık konuşmadım bile. Konuşulmadı bile bu muhabbet. Bunlara da okey dedim. Bugün öğreniyorum. Öykü ondan önce, dün soruyorum. Öykü problem mi var? Yok, benim seninle hiç problemim yok, sıkıntı yok. Bugün tekrar soruyorum. İşte ben senden haz etmiyorum. Sen şöylesin, sen böylesin. Ne alaka? Yani niye insan içinde? Ben çok hoşlanmadığımı kendisine söyledim ama saygı çerçevesi içerisinde bunu ilerletmeye çalışıyorum. Sadece o. Yani hoşlanmıyorum, hal hareketlerinden hoşlanmıyorum. Saygısız olduğunu düşünüyorum bana göre. Dışarıda da öyle. Mesela gelip diyor ya, aa canım tatlım. Ben tatlım kelimesi asla hayatımda kullanan bir insan değilim. Tamam mı? Ayrıca de samimiyetsiz davrandığımı da düşünmüyorum. Neyse onu yansıtıyorum. Kendisi zaten ev dışında da ne yaptığının aslında farkında. Biz zaten ev dışında samimi değiliz kendisiyle. Bunu gören arkadaşlarım da var mı diye düşünüyorum. Ben öğreniyorum. Oturup yemek yemişliğimiz yok. Öğreniyor bu durumu. Bunu neden soruyor ki? Farkında aslında. Konuşmak farkındayım için konuşuyor. Farkındayım zaten. Acaba çözmek için mi yoksa konuşmak için? Yok konuşmak için konuşuyor. Çözüleceğimiz hiçbir şey yok çünkü. Ha, beni bu kadar sevdim de bilmiyordum ya. Aa. Dert olmuş. Ben aslında başka bir şey sormaya gelmiştim buraya ama gelmişken de biraz öğrenmek de istedim. Sonra gün içerisinde de belki görürüz, takip ederiz. Ceren ve Anıl Can'a sorum var. Ne? Ben nereden çıktım? Yine bir şey. Bir lideriz yani o kadar şey yok. Evde istememiz mi var? Hayır. Sürpriz mi? Ekibinizde, ya Anıl Can bana ekibinde en güvendiğin... Al işte. Bir kişi. Üç kişiyi söyle. En güvendiğin, sevdiğin üç kişiyi söyle. Erkeklerden bir Burak'ı seçeyim. Erkeklerden. Onsuz olamam diyorsun. Çok seviyorum. Kardeşim. Sağ ol. Tamam peki evet. Sonra Öykü'yü seçeyim. Öykü'ye de güveniyorum. Tamam. Üç kişi miydi? Evet. Bir de Elif'i seçeyim. Soner. Farklılık yaptı o şu an. Elif, Öykü ve Burak diyorsun. Şu anda strateji yaptı. Ceren sen? Yalan söyleyemeyeceğim. Şimdi üç kişi seç diyorsanız dört kişi kalır. Onsuz olamam. Diyorsun. Dört kişi kalırız, onlar mı oynayacak yani? Ne bileyim, bilmiyorum ki ya. Onsuz olamam. Çok güveniyorum. Aynı zamanda seviyorum ekibimde olmasından. Güç ben, duyuyorum. Ben siz yapabilirim. Güçlü hissediyorum kendimi. Olsun ki ben siz yapabilirsem. Oğuzhan. Evet. Kardelen. Oğuzhan. Kardelen. Bir de... Ya bana öyle bakma ama. Aha. Kusura bakma Elzem. Oğuzhan, Kardelen ve Elzem olmazsa olamam, yapamam ben diyorsun. Yok. Öyle mi? Evet, yapamam. Tamam, peki. Anılcan'ın ekibinde geri kalanlar kimler? Tuğçe, Soner ve Yağız. Aslında onlar peki. Oynuyormuş. Tuğçe, Soner ve Yağız. Peki. Ceren'in ekibinde geri kalanlar kimler?
Tamam, siz artık diğer ekibin üyesisiniz. Soner siz de Ceren'in ekibinin üyesisiniz. Biliyordum ki bunun. Nasıl yani? Onur'un istedi. Ekipler değişti. Mi değişti? Evet. Anlamadım. Ne oldu, sen Soner'i şimdi kendi ellerine vermiş mi oldun? Ya ben ne bileyim. Ne oldu, taktik olmadı. Ben şimdi kimin ekibindeyim? Taktik olmadı. Ya oldu oldu. Aynen. Oldu mu? Oldu. Oradasın hala. Oldu. Aa, sen biliyordun, bilerek yaptı. Aa, öyle mi? Ben de tahmin ettim o yüzden. Ben kimin ekibindeyim? Sen bendesin, ben de rahat ol. Seni bırakmıyorum. Biz Furkan bizde. Tamam mı? Furkan bizde. Şimdi kalanlar mı değişti, seçilenler mi değişti? Kardelen sen de bizdesin. İsmini söylemedikleri karşı ekibe geçti, tamam mı? Ha, tamam.